Trabzonspor bu hafta Beşiktaş'la karşı karşıya geliyor. Bir skor tahminin var mı? Maçın kahramanı kim olacak? Evet abi. Skor tahmini 2-1 olsun abi. Biz yenelim. Maçın kahramanı da Pele olsun. Pele. Pepe. 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 Abi şimdi çok güzel transferler yaptığımızı düşünüyorum. Transferler oynarsa gayet güzel sonuç alacağımızı düşünüyorum. Arkadaşımın dediği gibi ben de 2-1 düşünüyorum. Şenol Güneş'e gelecek olursak içinden tabii ki sevinir ama sonuçta biz spor kompleksimizin ismini onun ismini verdik. Evet. Çok sevineceğini düşünmüyorum. Nicolas Pepe oynarsa bizi şaşırtacağını düşünüyorum. Hatta gol atacağını bile düşünüyorum abi. Bir deriz lan. Bir deriz ama şimdi nasıl diyeyim sana? Yeni futbolcularımız olursa, yeni futbolcular oynarsa bir şey diyebilirim. Ama oynamadım ona bir şey diyemem. Şu anki kadroda kahraman olarak kimi görüyorsun? Maçı kahramanı kim olur? O ilk golcü vardı. Niye diyorsun ismini? Ona açık. Ona güveniyorum. Başka kimi lazım? Ona güveniyorum. İlk yarı 1-0 Beşiktaş önde olabilir ama daha sonra taraftar baskısıyla da Trabzon'un bu maçta galip geleceğini düşünüyorum. Trabzonspor'da kim öne çıkar sence, bu maçın kahramanı kim? Yeni transferlerin daha çok dikkat çekeceğini düşünüyorum. Çünkü taraftarın yeni transferler hakkında çok büyük iddiaları var, çok büyük umutları var. Umarım onlara boşa çıkarmazlar. Yani Trabzon şehrine olan saygısından sevinmeyebilir. Sadece böyle takımını kutlayabilir. Trabzonspor bu hafta Beşiktaş'la karşı karşıya geliyor. Sanırım siz de yurt dışından bu maç için geldiniz. Evet. Ne olur maç sence? Maç bizde. Trabzonspor ismi her zaman kazanır. Ben çok umutluyum. 3 puan bizde inşallah. Allah'ın izniyle. Trabzonspor yeni transferleri de yaptı. Sence bu maçta kim öne çıkar? Maçın kahramanı kim olur? Mendy oynayacak galiba. Onu Aşus önde oynayacak. Beklentimiz büyük. Ama Pepe galiba oynamayacakmış. Hayırlısı. Beklentimiz çok büyük. Transferler hepsi yani olumlu yani şu an için. Ki zaten sevinmiyor yani. Bunun önceki zamanlarda örneği var. Sevinmez yani. Bizim efsanemiz sonuçta. Vallahi bizim için bu maç mühim. Ben Trabzon'un biraz daha galibiyetini yakın görüyorum. İnşallah hayırlısı olur, güzel olur. Herkes rahat rahat maçı seyreder. Kazasız belasız bu işi bitirmeye bakacağız. Yönetim son iki haftada çok üst düzey transferler tabii yaptı. Sence bu maçın kahramanı kim olur? Vallahi o zamanki zamana bu. Şimdi şey diyemem yani. O zamanki durumdur yani. Takımımız iyi oldu şimdi transferlerle beraber. Çok iyi bir maç olacağını ben bekliyorum. Bayağı çekişmeli olur. Yani biz kazanacağız yani. Yani 1-0, 2-1 de olabilir. Maçın kahramanı sence kim olur? Valla Onaçi, santraforumuz Onaçi değil mi? Evet. O olur. Mendy'den iyi oyun bekliyorum. İnşallah iyi oynayacağız, iyi bir mücadele edeceğiz. Yani maçı ben kazanacağız diye tahmin ediyorum. Evet. Gelsinler. O biraz olsa bizim adamımız. Yani fark etmez yani. Ama iyi mücadele edip yani yenmeye gayret edeceğiz. O, yani Trabzon'un olması hiç bir şeyi fark ettirmez. Görüldü. Vallahi abi çekişmeli maç olacak ama inşallah alırız. Skor ne olur sence? 2-1 veyahut da berabere biterse 1-1. Kahraman kim olur maçın? Valla Pepe'den umudumuz var oynarsa. Yeni transferler yaptık. Öncelikle etkili olmalarını bekliyorum. Diğer tarafta olarak sakat oyuncularımız var, önemli oyuncular. Ama Trabzonspor'un en kötü beraberlik alacağını düşünüyorum. Trabzonspor'da sence maçta kim öne çıkar? Maçın kahramanı kim olur? Maçın kahramanı çok düşünmedim onu ya. Uğurcan evet. Beşiktaş maçlarına devleşiyor. İnşallah bu maçta da iyi performans sergiler. Uzun haftalardır böyle kötü bir gidişat vardı. Bu maçta düzeleceğimizi düşünüyorum, en kötü beraberlik. Şenol Güneş kısmına gelirsek abi, isminin değişmesi gerektiğini düşünüyorum ben. De sonradan gelmesi gerekir. Trabzon Oga'da yönetim boşluğu oldu. Gelmesi gerekirdi. İsminin değişmesi lazım. Sevinirse de abi kendi bilir, ne diyeyim, saygısız, yakışmaz. Taraftar yakışmaz. Teşekkür ederim. Gel abim. Nereden geldin? Ben aslen Belçika'da yaşıyorum. Afyon Emirdağlıyım. Ben buraya 4-5 günde tatile geldim. Kızımın bir bakasita sözüm vardı, onun yerine getirdim. Kızım Hiravicik öyle. Tanıştı mı? Evet. Evet, Sayın Zeyyat Başkan'a buradan teşekkür ediyorum. Kendisi aracı oldu. Yani biz... Dön bir kızım arkanı. Arkanı dön. Emirdağlıyız yani. Nereden burada geliyor bu Trabzonspor sevgisi? Bu hani şöyle bir laf vardır ya, babadan evlada bir mirastır. Bize de bundan babamdan geçti benim. Onun için benden de evlatlarıma, eşim Galatasaraylı da Trabzonsporlu oldu, ben de öyle evlendi.
Çok Ondan güzel. Çok mutluyum. Dediğim gibi bu hafta çok iyi geçecek. Hocamıza güveniyorum. Takıma güveniyorum. Çünkü takım kendisini son zamanlarda çok iyi çalışmaya başladı. Yani ben ancak böyle diyebilirim. Sizce maçta kim, hangi futbolcu öne çıkar Trabzonspor adına? Göstereyim. Bakasetas. Her zamanki gibi. Ona, ne hissetti Bakasetas'la tanıştığında? Bakasetas'la tanıştı, koştu hemen ya. Hemen sarıldı, o da bizi kırmadı, hemen sarıldı yani. Çünkü kendisi bir video paylaşmıştı, video cevap verdi. Seni Trabzon'da bekliyoruz diye. Sağ olsun, hiç kırmadı bizi. Trabzonspor Beşiktaş'la karşı karşıya geliyor. Ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun? Maçın sonucu sence ne olur? Abi heyecanlıyım. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. 3-1 bitecek diye ümit ediyorum. Yeneceğiz inşallah, Allah nasip ederse. Maçın kahramanı kim olur sence? Kahraman Pepe abi. Aynen. Abi çok çekişmeli bir maç geçecek. Ama eline sonunda 2-1 ya da 3-1 alacağız abi. Nicolas Pepe'nin bir gol bir asisti var. İddia oynayabilirsiniz yani, bir gol bir asist Nicolas Pepe'ye. Öyle. Başka transferleri beğendin mi? Beğendim abi, bence 10 numara son dönem. Doğulcan'ı da gönderdik abi, Allah sağ olsun. Kurtulduk abi. Teşekkür ediyorum. Şey değil abi. Gel sen de gel. Sen de görüşlerini aktar Beşiktaş maçıyla ilgili bize. Abi bence Trabzonspor 2-1 alır. Pepe'nin bir golü var diyorum. Diğer golle Bardi'den gelir. 61saat.com Dünya Trabzon ve Trabzonspor'u bu siteden takip ediyor. Türkiye'nin en çok okunan yerel haber sitesi 61saat.com, Trabzon'un dünyaya açılan sayfası.